Evet. Pardon. Teşekkür ederim. Gel. Evet. Girişte çekilin. Tabii. Tabii. Damla Hanım. Bu nasıl bir hediye? Ya. Çok tatlı bir hediye. Gel, teşekkür ederim sana. Gel. Gel gel. Ne haber? Sen bunu kendin mi yaptın? Evet. Vallahi mi? Ne kadar zaman aldı kız? Yıldızları sevdiğimi bilmiyor ama. Vallahi mi? Evet. Çok mu seviyorsun Damla abla? Çok mu seviyorsun abla? Evet. Vallahi ya. Teşekkür ederim sana. Ya, ederim. Çok, çok güzel olmuş. Gerçekten. Saklayacağım bunu. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Heyecanlıyız. Mükemmel bir final. Vallahi öyle. Şu anda şeyiz, böyle çok heyecanlıyım. Bu atmosfer inanılmaz. İlk defa böyle bir herkesin önünde canlı bir şekilde oyun oynanıyor. Bunu yönetebilmek çok zor. O yüzden hepimiz heyecanlıyız. O finalde siz olsaydınız ne olurdu? Ya bilmiyorum. Ben şimdi şeyi gördüm. Batuhan'ın ailesi, o Güdey'in ailesi, işte Seda'nın ailesi, Nefise'nin ailesi, böyle herkes izlerken şeyi hissettim. Dedim benim ailem burada olsaydı nasıl oynardım acaba diye. Bunu yönetebilmek çok zor. Hele ki düellolarda bile o stresi yönetebilmek çok zorken şeyi hissediyorsun yani. Ben ailem buradayken nasıl olurdum bilmiyorum ama muhtemelen daha hırslı çıkardım. Sizi en çok heyecanlandıran an hangi anlı Survivor'da? Çok vardır da. Ya bir tanesi çok özeldir. Ya değil, bütün oyunları çıkarken ben heyecanlanıyordum. Şey hissediyordum zaten. Ya bir özellikle mesela ikili oyunlarda hani ben kötü olmamalıyım. Çünkü mesela Batuhan'la çıkıyorum oyuna ya da Ogeday'la çıkıyorum. Onlar iyiyse oyunda diyordum ki yani onlara daha iyi parkuru getiriyor olmam lazım ki onların atışını boşa çıkartmamam lazım. O yüzden orada ekstra heyecanlanıyordum. O yüzden daha güzel yani. Survivor sana ne kattı? Arkadaşlık, dostluk, evet. Zaman zaman kavgalar da oldu. Evet. Atışmalar da oldu. Çok etkiledi mi o durumlar seni? Ya etkileniyorsun ister istemez ama ben şeyi sevmiyorum ya. Bu kavga, kaos, bu negatif enerjiden çok hoşlanan bir insan değilim. Şey yani iyi hissetmek istiyorum, mutlu olmak istiyorum. Barış kızısın. Evet öyleyim. Gerçekten öyleyim. Çünkü kötü hissettiğim ve kavganın olduğu yerde, negatif enerjinin olduğu yerde kendimi ister istemez böyle daha düşük hissediyorum. O yüzden böyle herkes birbiriyle iyi geçindiğinde ve özellikle yalan söylemediğinde, insanlar arkasından iş çevirmediğinde daha mutlu oluyorum. Bundan sonraki macera nasıl gelişecek? Benim için mi? Evet. Bilmiyorum, kısmet. Çünkü çok şanssızlık yaşadım ben Survivor'da. Şimdi herhalde Ağustos ayında ameliyat geçireceğim omzumdan. O geçtikten sonra hayatın şansını ve kısmetini bekliyorum. Dizi teklifi aldın mı? Doğru söyle bak. Söyleme. Yapma öyle şimdi. Söyleme. Azıcık gıybet yapalım. Ya sürpriz olsun o. Sürpriz olsun. Duydun bir şeyler, ama söyletme bana. Evet, biliyor musun? Söyletme bana. Söylemem. Yok söylemem ama şey, var bir şeyler. Diyorum ya, hayatımın şansını güzel yerlerde değerlendirmek oyunculuk istiyorum. Seni zorlayacak mı? Orası da bir Survivor bence. Ya değil. Sporun içerisinde olmak da benim için güzel. Yani bir dahaki Survivor'da mesela ol desen hemen olurum. Çünkü şu an bu atmosferi yaşamak çok başka bir duygu. Lafı çevirme, dur şimdi. İş olarak dersen de güzel bir işin içerisinde var olmak isterim. Çok teşekkür ederim. Çok samimisin. Teşekkür ederim. Sağ ol.